Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. İklim krizi kapımızda ve bununla ilgili masaya yatırmak istediğimiz ve soruları sormak istediğimiz bir isim karşımızda. Boğaziçi Üniversitesi İklim Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Levent Kurnaz bizlerle. Levent Hocam, öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Teşekkür ederim hocam. Mevsimlerle ilgili sıkıntılar yaşıyoruz. Gerek ülkemizde, gerek çevremizde, gerek dünyaya baktığımızda Akdeniz'de görmediğimiz fırtınalar Libya'da binlerce cana mal oldu. Dünya yeni bir iklim kuşağına giriyor. Mevsimler beklentilerin dışında gerçekleşiyor. Öncelikle şunu sormak isterim. İklim değişikliklerinin asıl sebebi nelerdir? Şu anda içinde yaşadığımız iklim krizinin ana nedeni insanoğlunun yaklaşık 250 yıldır durmadan atmosfere kömür, petrol, doğalgaz yakarak karbondioksit salmasıdır. Yani şu anda artık başka bir sebepten bunun oluşabilmesi ihtimalini çoktan geride bıraktık. Bu tamamen insan kaynaklı bir felakettir. Peki önlemler ne aşamada? Önlemler bundan sonra alınması gereken önlemler nelerdir? Ne yapmalı insanlar? Hem bireysel olarak hem de neler yapılmalı geniş alana baktığımızda? Şöyle söylemek mümkün. Yani bazı problemler vardır ki pek çok değişik şeyden kaynaklanır. İklim krizi öyle bir problem değil. İklim krizinin nedeni gayet basit. Az evvel dediğim gibi bizim kömür, petrol, doğalgaz yakmamız. Dolayısıyla da çözümü de gayet basit. Bizim kömür, petrol, doğalgaz yakmamamız. Şimdi yalnız tabii böyle basitçe söylediğimiz zaman biraz fazla kolay geliyor. Yani esasında o kadar fazla kolay değil. Hep birlikte bütün dünyada kömür, petrol ve doğalgaz yakmayı bırakmamız bugünden yarına başarılacak bir şey değil. Yalnız bilim insanları da bunun yapılması gerektiğini dün söylemediler. Yani neredeyse 1980'lerden bu yana, hatta daha da geriye gidersek, neredeyse 19. yüzyılın sonundan bu yana bizim özellikle kömür yakmamızın iklim değişikliğine yol açacağı bilinen bir gerçekti. 1980'lerden itibaren ya bakın yapmayın, çok kötüye gidecek dünya dedi bilim insanları, ama maalesef buna karşılık hiçbir önlem alınmadı. Şu anda da o önlemlerin alınmamasının sonuçlarını görüyoruz. Ha, önlemler biz mesela dünyada şu anda 7 trilyon dolar her sene daha fazla kömür, petrol, doğalgaz yakılsın diye sübvansiyon veriyoruz bu şirketlere. Yani bu otomobil şirketleri olur, petrol şirketleri olur. Bunların tamamına verilen sübvansiyon 7 trilyon dolar. Dünya ekonomisini kabaca 100 trilyon dolar olarak görecek olursak 7 trilyon bayağı büyük bir miktar dünya ekonomisi içerisinde. Dolayısıyla biz problemi çözmek için değil, problemi daha kötüye götürmek için çaba sarf ediyoruz insanlık olarak. İlk başta, hatta belki sadece bu fosil yakıtlara verdiğimiz sübvansiyonu vermeyecek olsak problemin önemli bir kısmını çözüyor olurduk. Peki bir yandan insanların açgözlülüğü söz konusu. Tüketim çağı inanılmaz derecede işte arabasını değiştirenler, evlerini değiştirenler, alışveriş, poliklik çok fazla, internetinde yaygınlaşmasıyla bunu gerçekten fark edemiyor muyuz? Bir de evet, uzmanlarımızdan duyuyoruz, işte kıtlık var, su krizleri var, iklim krizi var. Ama baktığımız zaman çevremizdeki insanlar bunu umursamadığı zaman biz de belirli bir zamandan sonra umursamamaya başlıyoruz. Bunun nasıl farkındalığı oluşturulmalı? Başımıza büyük bir bela gelmesi gerekiyor. Başka yolu yok bunun. Yani şu anda Libya'ya gidip dernedeki insanlarla konuşacak olsanız onlar iklim krizinin artık gayet farkındalar. Ama 10 gün önce onlara da sorsanız onlar da çok farkında değillerdi ya da başka dertler daha öne çıkıyordu. Şu anda baktığınızda evet, iklim krizi var, başımıza büyük belalar getirdi diyorlar. Bizim de başımıza böylesi büyük belalar geldiğinde biz de öğreneceğiz. Ama hani gönül ister ki o belalar başımıza gelmeden bunları öğreniyor olalım, ama maalesef insanoğlu öyle değil. Biz başımıza bela geldikçe bir takım dersleri çıkartıyoruz. Keşke daha önceden çıkartabilsek bu dersleri.
Şimdi mesela Libya'dan bahsetmişken sel felaketi, bir de şu anda insanların maalesef işte cesetleri kaldırılmadığı için işte içme sularına, kanalizasyon sularının karışmasıyla beraber temiz su ihtiyacı bile karşılanamayacak durumda. Peki öngörülen felaketler ülkemiz bazında söylersek, evet Libya'da bunu gördük, büyük bir deprem yaşadık. İklimle alakalı nedir senaryolar, Türkiye'de ne tür felaketler öngörülüyor? İklimle ilgili başımıza gelecek felaketleri temelde ikiye ayırmak mümkün. Bunun birincisi hani Libya'da olduğu gibi büyük bir fırtınaya bağlı olarak kısa sürede ve hızlı bir şekilde etki eden ama ondan sonra da geçip gittiğinde neredeyse eskiye yakın bir duruma dönen felaketler. Ki hani buna benzer olayları biz de Bozkurt'ta yaşadık, Urfa'da yaşadık, İstanbul'da evvelki hafta yaşadık gibi. Bir de uzun süreli etki eden felaketler ki kuraklık gibi. Dolayısıyla iklim krizi bu iki tür felaketin de şiddetini arttırıyor, sıklığını arttırıyor ve görüldükleri alanları genişletiyor. Yani bu Libya'da yaşamış olduğumuz felaket esasında Libya'nın alışık olduğu bir felaket değildi. Bu başka yerlerde görülürdü. Yalnız bu kadar ağır sağanak yağış bu sefer Libya'da görüldü, beklenmeyen bir yerde. Bu işte alanının genişlemesine bir örnek. Ondan sonra şiddeti işte gördük ne derece büyük bir şey olduğunu. Ama emin olun biz hazır olmazsak gelecek sene benzer bir felaketi biz Antalya'da, Mersin'de, ne bileyim Muğla'da, Adana'da, İzmir'de buralarda yaşıyor olabiliriz. Çünkü hani bu fırtınalar artık sürpriz değil. Ha bize ne getiriyor bunlar? Daha çok orman yangını getiriyor. Kuraklık getiriyor. Biz şimdilik onlarla mücadele etmek zorunda kalıyoruz ama bu büyük fırtınalar Yunanistan'da büyük zarara yol açtı. Seneye de Türkiye'de benzer zararlara yol açmaması için hiçbir neden yok.